Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere bilgisayarınıza yeni takmış olduğunuz SSD, hard disk ve M.2 diskleri bilgisayarınız görmüyorsa bunları bilgisayarınıza nasıl tanımlayacağınızı göstereceğim. Hemen videomuza başlayalım ve işlemlerimizi gerçekleştirelim. Bilgisayarımıza yeni bir hard disk taktık veya SSD ya da M.2 SSD taktık ama bilgisayarımız bunu görmüyor. Mesela taktım ben bir tane SSD ve bilgisayar burada görmüyor onu yeni birim olarak. Bunu bilgisayara nasıl tanımlayacağımızı göstereceğim. İlk önce geliyoruz bilgisayarıma, sağ tıklıyoruz, yönete tıklıyoruz. Burada depolama altında disk yönetimi var. Buna tıklıyoruz. Burada ayrılmamış disk olarak görülüyor diskimiz. Buranın kısa yolu da var. Kısa yolunu da göstereyim. Windows tuşuna aynı anda Windows tuşu ve X'e basıyoruz ve burada sol tarafta seçenekler içinde disk yönetimi görülüyor. Ona tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi geldi. Burada yapmamız gereken ayrılmamış birimi biçimlendirmek. Yani burada bilgisayarınızın içinde görülmüyorsa demek ki diskiniz ayrılmamıştır. Çünkü yeni aldığınız birim biçimlendirilmediği için, bilgisayarınıza taktığında ayrılmamış olarak geldiği için burada görülmüyor. Onu biçimlendirmeniz gerek. Ne yapıyoruz? Sağ tuşa tıklıyoruz. Yeni basit birim diyoruz. Yeni basit birim sihirbazına hoş geldiniz diyor. Burada sonraki tıklıyoruz. Buraya hiç ellemiyoruz tek disk olarak kullanacaksanız. Sonraki diyoruz. Burada sıradaki, burada gördüğünüz gibi harf isimleri var. Sıradaki en son hangi harf kaldıysa ondan sonraki sıradaki harfi buraya koyuyor. Sonraki diyoruz. Burada hızlı biçimlendir seçili olacak. Buraya da sonraki diyoruz ve yeni basit birim sihirbazı tamamlanıyor diyor. Buna da son dediğimizde yeni birim buraya gelmiş oluyor. İçine de tıkladığınızda görebilirsiniz. Şimdi yeni birimimizi yaptık ama biz yeni birimimizi tek bir parça halinde değil de iki parça halinde yapmak istiyoruz. Mesela bu 500 GB'lık bir SSD. Bunu biz iki parça halinde kullanmak istiyoruz. Ne yapmamız gerek? Hemen burayı silelim. Birimi sil diyelim. Şimdi yapmamız gereken, tekrar buraya geliyoruz. Yeni basit birim diyoruz. Buradan tekrar sonrakiye tıklıyoruz. Buradan kaç GB'a ayırmak istiyorsak, mesela 476 GB diyor. Ben bunu, birinci diskimi 276 GB yapmak istiyorum. Buna sonraki diyorum. Buraya da sonraki, tekrar sonraki ve son diyorum. 270 GB'lık bir birim buraya geliyor. Burada gördüğünüz gibi ayrılmamış bir birim daha var. Ona da sağ tıklıyorum ve yeni birim diyorum. Buraları hemen geçiyorum. Son diyorum ve o da buraya H disk olarak geliyor. Bazen bazı arkadaşlarımızın yaşadığı bir sorun, buraya sağ tıkladığında, burayı bir silelim ilk önce. Hemen silip göstereyim size. Buraya sağ tıkladığında bu yeni birim tıklanabilir olmuyor. Yani şu yeni RAID yarat gibi soluk oluyor. Onun nedeni de diskin çevrim dışı olması. Bakın çevrim dışı yaptım bunu. Yeni birim tıklanmıyor. Bunun için yapmanız gereken, buraya gelip sağ tuşa tıklayıp çevrim içi yapmak ya da çevrim içi yoksa diski başlat demek. Bunu yaptığınızda buradan bu aktif oluyor. Hemen buradan istediğiniz gibi diskinizi biçimlendirebilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey olursa aşağıda yorumlar kısmından bize belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırız. Videomuz sizin için yararlı olduysa beğen butonuna basarak ve kanalımıza abone olarak bize desteklerinizi sağlayabilirsiniz. Daha güzel içeriklerde tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.